Varmıyorum yapmak isteyen. Ne oldu? Güzel. Susma kararı almış. Susma hakkı kullanıyorsun. Ay sen ne söylemek istersin? Çantasın. Çantanı gösterir misin? Tabii ki de. Bu arada konseptimde kendi albümümün lansmanına katılıyorum. Kendi albümünün lansmanına katılıyorum. Yani çantanı beğenmedim. Ayakkabılar daha güzel değil. Garip duruyor bu konu ama elbisen çok güzel. Teşekkür ederim. İçindeki... Güzel dedi, döndü şu ana kadar. Hiç o tarafa bakmıyordu. Ay güzel dedi ya, bluzun dediği an döndü o tarafa. Sizler ne adisiniz, küpekler. Ayakkabınla bluzunu ve çantanı beğenmedim. Onun haricinde kötü gözükmüyorsun. Söyle Nil. Ben takımı çok beğendim, bayıldım hatta. Tam benlik biliyorsun. Ama ayakkabılarını hiç beğenmedim. Sen kesin onu böyle içine hiçbir şey giyme dahil edin. Herhalde. O kadar değil ya. Gel Sisi. Hatırlar mısınız 90'larda annelerimizin zayıflama eşofmanları vardı, astronot gibi, gri. Hatırlıyor musunuz? Aslan evet, vardı, kesin annenin vardır vardı. Benim hep inceydi. Hatırlıyorum, ne olduğunu biliyorum da annemin var mı onu bilmiyorum. Ama annelerimizin yani. Vardır. Aslında çok bana hitap eden bir kumaşlısın şu an. Ben de onun farklı versiyonlarını kullandım koleksiyonlarımda. Evet, evet. Ama ayağındaki ayakkabıdan nefret ettim. Hele ki yürürken daha da korkunç. Çünkü öne kayıyor ayak terlediğinde. Burası güçlü olmak istiyor. Çizme, buti vesaire. Ben burada ayak görmek istemiyorum. Çünkü nasıl duruyor biliyor musun? Böyle bir deniz kenarı, akşam sahile çıkma elbisesi gibi duruyor. Bu öyle duramaz. Bu seksi, güçlü durmak zorunda bir look. Bu tek bant ayakkabı, bir de bu ayakkabı değil. Tek bant, öyle bir tek bant giyersin ki eşek kadar bir topuk, çok serttir, çok maskülendir. Bu böyle altın günü ayakkabısı olmamış. Ivana. Sisi hoş geldin. Hoş bulduk. Kendi mi giydin? Evet, kendim giydim, kendim seçtim. Ayakkabı... Evdeki ayakkabımı giydim. Niye göre seçtin? Bana söylesene. Ayakkabı olarak yine tek bant, çantamla aynı renkte bir ayakkabım vardı. Dedim ki hayır. Onu bana söyleme. Şu andaki bu ayakkabı niye göre seçtin? Evde siyah tek bant olarak giyebileceğim ayakkabım olarak bu vardı. Onun için bunu giydim. Başka bir seçim olmadığı dolayı bu ayakkabı seçtim. Tamam. Memnun musun bu ayakkabılarından? Hiç yoktan iyidir diye. Yani o kadar. Bu da senin... Mecburiyette bir ayakkabı. Daha farklı bir ayakkabı tercih etmek isterdim tabii, kesinlikle. Çizme niye giymedin? Güzel fikir, evet kesinlikle. İnce böyle bir sivri burunlu, ince topuklu bir çizme giyse de çorap çizme gibi bir şey. Esin'in çizmesi mesela. Evet. Evet, vardı da. Niye? Bu var mı? Zaten biliyorum, gördüm podyumda kaç kere. Yani bu ne anlatmaya çalışıyorum şu anda ben? Yani senin şeyde gustosunu öğrenmek istiyorum. Çünkü çoğu zaman da birisi giydiriyor ya. Hı hı. Senindeki şu anda o ayakkabının niye tek band yani seçtiğini onu da öğrenmek istedim. Hı hı. Belki daha zarif durur diye ama kesinlikle üzerindeki zarif bir kombin yok. Hı. Üzerindeki maskülen bir böyle ne bileyim yani bir kombin yani. Maskülen diyebilirim ama salaş maskülen gibi bir şey. Çünkü gömlek yani şeyde duruşunun böyle bozuk duruyor ya. Kumaştan dolayı farklı görünüyor. Ama bu simsiyah kumaş olsaydı çok kötü olurdu bu usuldeki evet, şey. Evet, Devi de bunun siyahını seçmişti. O söyledikleri muhabbet, ben bunu seçtim. İyi yani bu seçim, yani renk olarak, kumaş olarak güzel bir seçim. Ama içindeki giydin, mayo mu, body mi? Yok, normal body. Beğenmedim. Bunun içinde bir kapatır mısın biraz da? Tabii. Ne yapacaktın bununla, ben onu da şimdi sana söyleyeyim. Çorap çizme giyecektin. Ucu sivri olacaktı. Bunu kapatıyorsun tamamen. Üzerinde böyle bir güzel bir kemer takıyorsun. Kocaman böyle. Kalın kalın bir şey. Korse gibi bir şey olabilir. Yani teni göstermiyorsun. Yani şeyde göbek açmıyorsun. Burada olabilir. Bu olur. Bak. Burada bir kemer düşün, çizme, bitti. Hı-hı. Budur yani. O açma ne gerek var bu?
modern, daha cool, daha şık. O çanta, çanta bayıldım bu arada. Çok güzel oldu. Ama keşke o ayakkabı giymeseydim. Asla. Şimdi payette, bu gümüş payet, payet pul işinde benim gözümü bu açık ton çok alıyor. Yani burada en güzel ton semada ve meliste benim için. Çünkü oksidelik var, bir koyuluk var. Bu zaten çok fazlasıyla böyle göz yoran bir açıklıkta benim için. Aynı şekilde Elif'inki de öyle, Funda'nınki de öyle. Diğerlerinin zaten gri değil. O yüzden ben bu kombinde olabildiğince, hatta Ivana orada da yaka var değil mi? Ya evet. Onun bile kapalı. Yani ben istemiyorum başka hiçbir şey görmek. Ben kendimce istemiyorum. Ayak da görmek istemiyorum. Bu eteğin de boyunda bir sıkıntı yok ama gelişi, böyle inişinde afor. Aynen bir şey var. Yani ben üstü çok beğendim. Kapat Allah yani ha mesela. Böyle de çok güzel. Bence çok güzel böyle. Ben hiç burada bu kadar dikkat çeken bir gri tonunda, bu pul payetin bu en açığında ben böyle bir şey görsem çok daha güzel benim için. Tabii. Bak. Çok modern, şık oldu. Çok çok daha güzel. Bak bu oraya belki Hakan bir vatka ekler. Yaka belki böyle bana yapar. Dik şey duruyorsa çok bilmiyorum. Çok güzel. Mesela bu kılık benim için ilk geldiğine göre bravo oh, Hakan. Oh oh oh. Aa içimiz açıldı. Oh. Keşke böyle gelseydi. Keşke. Yani ve burayı çizme. Kapattın. Zaten en başından beri o açıklık o kadar manasız ki. O kadar manasız ki o açıklık. Yani böyle gelsen hadi kısa da yapmadın ama buranı böyle kapatsan çok daha farklı kesinlikle bir kombin benim için. İşte ama öyle gelmedi. Ama keşke. Ama geldiğinde altın. Teşekkürler Hakan. Böyle gelseydin 9'du benim için. Şimdi 6. Ah ne kadar uyumluyuz. Sen de bağlı. Ben de aldım. Bay bay. Merhaba Sisi, hoş merhaba geldin. Hanım, hoş nereye bulduk. Gidiyorsun? Japonya'da akşamüstü erkek arkadaşımla sushi yemeye gidiyorum. Ay bu karının bu hayal dünyası beni öldürüyor. Ama en azından yani bir yaratıcı bir konsept evet, yapıyor. Kesinlikle. Ben de benlik konseptini. Kız buyurun kızlar bakalım. Ne yapacaksın? Yorum yapan isteyen Gizem buyurun. Ben sadece size bir şey sormak istiyorum. Podyumda bir kullandığımız iki kere kullanma hakkımız vardı değil mi? Neyi? Ne? Ama ne? Kullandığımız ayakkabı mesela ya da çanta. Her şeye çıkıntı olmasa abi be. Hayır sordum size sordum. İkisi, üçü, beşi önemli değil. Nasıl kullandığın önemli. Tamam. Aynı ayakkabıymış hissi yok ona göre benim farklı bir kombinim var. Mesela sen o ayağındaki korkunç ettim. Ayakkabıyı bir kere daha giyme ben şansın yok. Ben bunu evde bile yok. İki kere giyiyorum. Burada üçüncüsü. Bak. Bak 10 kere aynı çizmeye de geldin sakın. 10 kere gelmedim üç kere. Hakan Bey. 3 kere geldim. Tamam. Evet. 2 kere. O zaman niye soruyorsun şimdi bir ayakkabıyı 2 kere giyme hayır, hakkımız var. Hayır ben bunu var. Ona yorum yapmak için sormadım. Sakın dördüncü bana bunu yediremez. Dördüncü kombinimi o ayakkabıyla sakın. Gelebilirim yani. Sen ayakkabı gelirken kaldım. Ben ikinci turu dönüyordum. Çünkü o 5. kullanışta o yüzden. Evet kızlar başka? Sema? Ben broşu takman, şuraları kaldırman, o bir numara güzel gözüküyor, saçların güzel. O bileğindekini sadece sevemedim, çantanı sevemedim. Onun dışında güzel gözüküyorsunuz. Teşekkür size. Ederim. Buse? Ben de çantayı sevmedim. Bir de içine ince bir çorap görmek isterdim. Ama işte kendisi senin gibi. Çorabının numarasını bulamamış o. Gel böyle sizi. Veririm ben ona sonra. Evet Ivana. Hoş geldin Sisi. Merhabalar İvan. Konseptini beğendim. Üzerindeki yakıştı. Broşunu da sevdim orada taktığım broşu. Saç makyajı çok güzel oldu. Böyle bir sade ve sadece kimononun gibi, kimono elbise gibi bir şey üzerinde var. Onu böyle star parça olarak kullandın. Eh?
Çubuk lazım. Çubuk takacaktım, makyaj çubuğuydu. Dedim ki belki kötü durur, kötü puan verirsiniz diye çıkardım. Hayır, hayır, biz bunu severiz. Ekibimiz şahit. Neler severiz. Taktın, kötü puan vermedik, ondan mı korktun? Evet, ekibimiz şahit. Stiletto'nu sevdim bunun altına. Çünkü çok zarif ve saten olduğu için elbise. Burada çizme buti görmek istemezdim. Tam bir böyle Japonya'da sushi yiyecek bir kadın görüyorum şu anda, kız görüyorum. Ben de daha ziyade sürekli çıkarıp sushi'yi üzerine yerleştirip. Doğrudur ya. Hani çok öyle olabilir. Ama en azla konsepte hani, uygunsun. Evet. Yani. Uygunsun, atıyorum, şıksın. Balayında Tokyo'dasın, kocana böyle bir jest yapıyorsun. Bak şıksın, yap. Bence de güzel teşekkür olur. Teşekkür ederim. Çantanı bayıldım. Gözleri parladı, kesin yapacak. Ne güzel bir fantazi bence. Bizim orduda hep öyle yenir sushi. Evet Aslı'cığım. Hoş geldin. Şunları hoş bulduk, al. Tamam. Sizi orada, oradan baktığımda bu şeyi böyle sabahlık gibi gördüm ben. Hani sanki böyle mini geceliklerin üzerinde küçük sabahlıklar olur ya ama... Diğerini de al. Şimdi yaklaştığım zaman bu şu detayını ve zaten mini çok yakışıyor sana. Seni beğendim. Broş çok güzel. Bugüne kadar bu çantayı takan oldu mu? Hayır, ben bunu daha geçenlerde aldım. Bu çanta bence bugüne kadar kaldı buraya mı? Gelmiş en minik ve en güzel, yani mini minik olarak en diye. Güzel çanta. Çok güzel çanta. Çok tatlı ya. Bayıldım. Kaç paraya aldın? 200'de. Sana hemen para vereceğim, bu benim olacak. Çok tatlı. Peki Hakan Bey. Bakalım, bakıp ben getirir işte bunlardan yaptım çanta. Şimdi üretim. Hatta oraya da buraya takmak için yaptım ben gece çıkarken. Çok güzel bir çanta. Bayıldım ben buna. Ben de yani yaptım. Online sitemde satışta. Ya. $1 sadece. Çok güzel bir çanta. Bayıldım. Yani benim çok tatlı ve şık. Tamam, peki. Alacağım. Peki. Çok güzel. Ben beğendim seni bugün. Güzel teşekkürler gözüküyorsun. Teşekkürler Aslan Hanım. Takılarını da beğendim. Broşunu da çok beğendim. Broşunu en çok beğendim hatta. Güzel. Şimdi ben çantayı istedim, bana alın sizin olsun demedin. O yüzden sana puanımı ona göre vereceğim. Tamam. Şöyle buyurun. Hediye mi olsun Hakan Bey lütfen? Hediye kabul etmiyorum. Peki. O kadar beğendim ki seni. Şimdi hala Esin benim için en çok uğraşan bu podyumda. Ama sen bugün ona yakınsın. Her şeyinle çok iyi duruyorsun. Kusursuz duruyorsun. Teşekkür ederim Hakan Bey. Evet, ben de sana çubuk çizdim. 9. 8. Teşekkürler Aslan Bey. Teşekkürler Hakan Bey. Yeah. Puanları alayım. Vay vay vay. Ay takımı herhalde kazandı. Ay. Oo. Bugüne kadar hiç böyle bir şey olmadı. Çok mu yüksek 0 puandasınız. Ne? Bayağı 0 puandalar yani. Nasıl yani? Ay'ın takımı 115 puanda. Sema'nın takımı 64 puanda. Sema'dan dolayı 64, yoksa 30 falan mı? Sen olmasan burası 30'du. 30 olurdu. Rezilsiniz, kepazesiniz dördünüz. Yani oradan biri bu kombinle kahvaltıya gitseydi eminim ki benden yüksek alırlardı. Ben rezil ve kepazeliğimi kabul etmiyorum. Çok iyi olduğum için kötü geldim bugün. Bunu kabul ediyorum. Teşekkürler. Sen neyi kabul edersen et hayatım. Bak gerçekler burada. 64 puanla ikinci olmuş ve bu hafta elenecek, böyle giderse elenecek olan seni elesinler. Yarınki yepyeni bir günde yepyeni konseptimiz ne? Bu taraftar seninle gurur duyuyor. Wow. Taraftar renkleri. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. We'll be right back.
siyah beyazlar, evet giymişiz. Merhabalar hocam, konseptimi hemen anlatıyorum. Beşiktaş'ımla ve taraftarımızla birlikte bizimle aynı renkleri paylaşan Hamilton'ı izlemeye gidiyoruz. Hmm. Kendisi 7 defa üst üste ve peş peşe dünya şampiyonasını almış formüle pilotu. Çalışmış gelmiş, evet. Evet. Hamilton, evet değil mi? Biliyoruz. Bize konuşacak galiba. Bir de alkışladı. Ay yok, ben de koyu Beşiktaşlıyım da o yüzden. Aa evet, burada aynen. Bayağı Beşiktaşlı var zaten. Kim konuşacak? Sisiyela kimle söyleyecek? Sema ne bakıyorsun öyle söyle. Yo ben çok beğendim onu. Ay, pomponlarına Gülcan geliyor senin orada. Çok güzel olmuşsun. Sağ ol. Evet. Farklı bir yorum yapacak olan herkes bayıldı mı? Gözlüklerini beğenmedim. Saatini alakasız buldum. Bak, onun haricinde güzel görünüyor. Doğru bir şey söylüyor. Dinle bak. Ya ikisini beğenmedim. Onun haricinde güzel görünüyor. Zaten beğenmiş. Boylu postu taşımış. Efendim. Hocam ben de genel olarak çok beğendim. Sadece çorabını içeride de söylemiştim. O nedense böyle gözüme batıyor. Dik çizgili olduğu için mi bilmiyorum. Hı. Yani farklı bir çorap olabilirdi belki. Çorap geçiriyorlar ya genelde böyle. Sisi hani. Şimdi bir yerde bir hata yapıyorsun. Sana çocuk yorum yaparken bakmıyorsun ona. Niye bakmıyorsun ki? Bakıyorum. Hayır. Bakıyoruz. Bir arkadaşın burada yorum yaptı. Hayır baktım. Ben baktım. Gamze'de... Bana bakmıyor musun Sisi? Ay baktım hocam ya. Ne evet. Baktım. Şöyle başka yere bakıyordum. Yemin ediyorum baktım. Yapma. Sevmem öyle şeyleri. Vallahi baktım. Gözlükten ya, tamam. Belli olmuyor. Çıkartayım o zaman. Baktım. Bakmadım zaman bakmadım derim. Beni biliyorsunuz tamam. Hocam. Ne demiştin Elif sen? Ben sadece çoraplarındaki o... Çizgiler biraz bana nedense gözüme batıyor. Yukarısı inanılmaz iyi. Ayakkabısı yani olabilir yüksek topuk ama farklı yüksek topuk bir şey olabilirdi. Biraz sanki böyle büyük duruyormuş gibi geldi ayakkabının şu an uzaktan bakınca. Onun dışında harikası. Bakalım biz ne söyleyeceğiz. Gel bakalım Aslıhan. Merhabalar Aslıhan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hamilton şey izliyorsun. Hı hı. Şimdi üzerindeki parça o yelek güzel bir parça. Hı hı. En azından yani siyah beyaz. Zaten siyah beyaz bu. Formula 1'de bu damalı bayraklar değil mi? Evet. Çorapların öyle olabilirdi. Yani bu iki racer gölde de onu görmüyorum. Bu dama deseni formülanın. Ha? Çorapta falso vermiş. Damalı ben de dediği evet, gibi. Evet, öyle olsaydı şey. Hani bir bütünlük olabilirdi. Hani çizgili değil de o formülanın şeyinden. Ekose siyah beyaz. Evet. Basit. Ben burada eteğini ve bel çantanı da beğendim. Bu bel çantası çok kullanılmıyor ama güzel bir şey. Yani bel çantasını bence kızlar kullanın. Hmm. Yani 2-3 sene önce çok bir modaydı ama bence şimdi bazı kombinlere hala çok yakışıyor. Geldik, geri var, geri kullanılmıyor. Ha geldi mi? Okey, süper. Tamam, iyi ki hocam geldi de kızlar hoş geldi. Hoş geldin bel aynen, çantası. Geldi. En sevdiğim hoş şey. Geldin. En sevdiğim. Free bag. Rahat, çok rahat. Güzel, yakışmış bu tarzına da. Ben beğendim seni. Bu dövmeler, eldivenler, özellikle kendi eldivenlerin kestim. Güzel. Evet, saat biraz fazla orada bu şey patlıyor. Ama yani bilmiyorum onu... Yok, çıkarma. Diğer jüriler de şey yorum yapsınlar. Genel olarak güzel gözüküyor. Teşekkür bence. Ederim Aslan'ım. Evet, İvana'cığım. Hoş geldin. Yok be çıkartma. Evet. Ben de o pırlantı sevdim zaten. Evet, gerek yok. Üzerindeki şeyde sadece ayakkabını sevmedim ben. Hı hı. Ayakkabının böyle bir postal tarzında diz üstü böyle bağcıklı, böyle kalın topuklu tekrar biraz daha spor bir postal böyle asker botlar var ya postalar hı hı. Görmek hı hı. İsterdim. Ama çorapları beni rahatsız etmedi. Bu arada biraz daha çekebilirsin çünkü üstündeki şeyde yaptı. Bağdalaştırdı. Evet. Evet, aynen öyle. İyi görünüyorsun Sisi. Bugün senin yani bu haftadaki iyi günlerden biri diyorum. Teşekkürler bana. Ne vereceğim bilmiyorum. Ya 9 ya 8 vereceğim. 9 hocam düşünmem lütfen lazım. Bak. Hayır, düşünmem lazım. Şöyle. Bir de bayıl. Ay onu ben yapamam. Ama oturabilirim şöyle tatlılıkla bir şey. İstediğin kadar ayıl bayıl. Şöyle kalpten. 8. Ayıl bayıl. Teşekkürler hocam. 8. Teşekkürler İvana Hanım. 8. Teşekkürler Aslan Hanım.